arkadaşlar. Basit harmonik harekette hız. Burada arkadaşlar hızın formülünün falan bulunuşu değil de basit harmonik hareket yaparken hız nerelerde artar, nerelerde azalır, nerelerde maksimum, nerelerde minimum onları bulacağız. Hız arkadaşlar, diyelim ki cisim ilk denge noktası burasıydı. Sonra cisim şu K ve L noktaları arasında git gel hareketi yapıyor. Bu durumda nasıl olacak? Şimdi gençler, bu buraya doğru geldi. Tam burada yayı sıkıştırdı. Yayı burada sıkıştırdı. Buradan sonra fırlayacak arkadaşlar. Çok yüksek bir hızla gidecek. Hemen O noktasından geçince, arkadaşlar denge noktasından geçince yavaşlamaya başlayacak. L noktasında duracak. Bir an için duracak. Tekrar geriye doğru gelecek arkadaşlar hızlı bir şekilde. O halde bakın O noktasına doğru tekrar gelecek. O zaman bakın buradan da sıkışmıştı. O noktasına doğru giderken hızla gidiyordu. Demek ki merkeze doğru, yani O noktasına doğru giderken cismimiz hızlanıyor. O noktasına uzaklaştıkça arkadaşlar bakın buraya doğru gidince yavaşlayacak, burada duracak, tekrar gelecek ya. Bakın buraya doğru gelecek, buraya yay sıkıştıracak, tekrar gelecek. O zaman O noktasına uzaklaşırken de cismimiz yavaşlıyor. Buralarda arkadaşlar. O noktasına uzaklaşırken, merkezden uzaklaşırken yavaşlıyor. Peki, bakın K ve L noktalarında bir an için duruyor. Yani K ve L noktalarında hızımız minimum. Minimum hıza sahip arkadaşlar. Buralarda aslında sıfır neredeyse. O noktasında arkadaşlar en hızlı olduğu yer. O noktasına gelene kadar hızlanıyor. O noktasını geçtikten sonra yavaşlamaya başlıyor. O zaman O noktasında hızımız maksimum arkadaşlar. Denge noktasına göre basit harmonik harekette arkadaşlar hızın artıp azalması ve maksimum minimum noktaları bu şekil. Bir de bunun ivmesine bakalım. İvmesine bakacak olursak. Yine arkadaşlar K ve L noktalar arasında hızlandı. Hızımız minimum oldu. Burada maksimum da hızımız. Peki ivmeye gelirsek eğer. İvmenin formülü omega kare çarpı x'ti. Ya da omega kare çarpı R. R arkadaşlar tam şurası olursa R. Bakın R tam şu mesafe. Eğer aralarda bir yer olursa şuralar arkadaşlar x ile gösterilir. Hatta x'in maksimum değeri, yani uzanımın maksimum değeri r'dir. Yani genlik. Burada o zaman bakın r, x yani maksimum r'yi alabiliyor. O zaman bakın r'nin en büyük olduğu yer, o zaman ivmenin en büyük olduğu yer olmaz mı? A max. O zaman ne diyoruz bakın? Tam şu köşeler, kenarlarda ivmemiz maksimum değer alıyor. Maksimum ivme. Buralarda maksimum ivme. Bu orta noktaya gelince arkadaşlar. Denge noktasından olan uzaklık da x. Tam orta noktasına gelince x 0 oluyor. Yani x 0 olursa o zaman ivme bu orta noktada 0. Biz buna da minimum ivme diyoruz. Kenarlarda ivmelerimiz maksimum, ortada minimum. Peki hızda neydi? Hızda arkadaşlar kenarlarda hız minimum, ortada maksimumdu. Kilis Lisesi'nin kıymetli öğrencileri, basit harmonik hareketin alt başlığı olan yaylı sarkacın periyodu ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada arkadaşlar yaylı sarkacın periyodu bulunurken bu yay arkadaşlar gerilmiş ya da sıkıştırılmış olabilir. Şurada denge noktasına x kadarlık bir uzaklıkta. Burada eğer sürtünme yoksa arkadaşlar M kütle cisim yay kuvvetin etkisiyle hareket eder. Sürtünme yoksa yay kuvvetin etkisiyle hareket edecek arkadaşlar. Koronadan yeni çıkmış olduğum için arkadaşlar daha 1-2 gün oldu karantina biteli. Ama video çekimlerine devam ediyoruz. O yüzden öksürük hala var arkadaşlar.
Şimdi burada F net eşittir MA'ydı. Peki yaya gelen kuvvet formülümüz neydi arkadaşlar? K çarpı X'ti. İvmemizin de açılımı neydi? Omega kare çarpı R'ydi. Bunları arkadaşlar bir önceki videomuzda söylemiştik. Şimdi burada yaya gelen kuvvet, yani net kuvvet arkadaşlar. X'i tam birbirinin aynısı şu an. M çarpı A, yani net kuvvet. Aslında yaya gelen kuvvet. Burada sevgili arkadaşlar, A yerine omega kare çarpı R'yi yazacak olursam ve burada R'si arkadaşlar tam bir maksimum uzanım yaparsa eğer R oluyordu. Maksimum uzanım yapmazsa uzaklığına, uzanımına X diyorduk. Burada omega kare çarpı X de diyebiliriz. Direkt A yerine omega kare çarpı X diyeceğim. Çünkü burada X kadarlık bir mesafe gitmiş. M çarpı omega kare çarpı X eşittir K çarpı X. Burada arkadaşlar X'ler birbirini götürdü. M'i bu tarafa atayım arkadaşlar. Omega kare eşittir K bölü M. Kök içine alırsak eğer iki tarafı da omega eşittir kök içerisinde K bölü M gelecek. Peki omega'nın açılımı neydi? Omega arkadaşlar 2 pi bölü T olduğunu düzgün çembersel hareketten biliyoruz. Orada anlatmıştık. Omega'yı arkadaşlar açalım. 2 pi bölü T diyelim. Eşittir kök içerisinde K bölü M. T'yi arkadaşlar yalnız bırakacağım. T'yi yalnız bıraktığım zaman geriye 2 pi M bölü K kalacak. Biz bunu nasıl ezberliyoruz arkadaşlar? Bunu biz tam ek diye aklımızda tutuyoruz. Tam ek. Yani arkadaşlar 2 pi'yi unutmayın. Kök içerisinde olduğunu unutmayın. Tam ek diyerek arkadaşlar bu yaylı arkadaşlar periyot formülünü aklımızda tutabiliriz. Peki. Evet arkadaşlar. Basit sarkaçın periyodu diyoruz. Basit sarkaçın periyodu arkadaşlar bulurken şu tetanın bir defa 10 dereceye eşit ya da 10 dereceden küçük olduğunu hatırlayalım. Çok küçük açılar arkadaşlar bunlar. Şu M kütle bir cisim olmuş olsun. Aşağıya doğru MG'lik bir ağırlığı var. Peki şu ip arkadaşlar şöyle uzatacak olursam. Bir de şunu şöyle yapayım. Şurası iç ters açılardan teta, şurası yöndeş açılardan teta olmuş oluyor. Bu cisim arkadaşlar hareket ederken biliyorsunuz tam şu doğrultuda şöyle hareket edecek. MG cinsinden yazacak olursak eğer şurası MG çarpı sinüs teta olmuş olur. Şu mesafede bakın. Tam şu denge noktasına olan X uzanımı da nasıl olacak arkadaşlar? X eşittir L cinsinden yazacak olursak eğer L çarpı sinüs teta olmuş oluyor. Devamında F net eşittir yine MA'dan yapıyoruz. Fizikte arkadaşlar birçok formül F eşittir MA'dan çıkar. Burada F net dediğimiz bakın bu tarafa doğru gelen kuvvet MG sinüs teta eşittir M çarpı A omega kare çarpı R'ydi. Ya da R yerine arkadaşlar uzanım olan X'i yazabiliyorduk. Omega kare çarpı X. Şimdi burada A yerine omega kare çarpı X diyelim. X'imiz de L çarpı sinüs teta'ydı. Bakın burada M'lerimiz şöyle gitti. G çarpı sinüs teta eşittir. Omega kare çarpı x yerine ne yazıyorum? L çarpı sinüs teta. Burada arkadaşlar bu sinüs tetalarımız da gitti. Omega kare ne gelir arkadaşlar burada? G bölü L. Her iki tarafı
kök içine alırsam, şuradan arkadaşlar devam ettireyim. Omega eşittir kök içinde G bölü L. Çembersel hareketten hatırlayacak olursak omega'nın açılımı 2 pi bölü T idi. Omega yerine arkadaşlar 2 pi bölü T yazarsak eşittir G bölü L. Burada periyodu T'yi yalnız bırakırsak eğer arkadaşlar ne geliyor? T eşittir, periyot eşittir 2 pi kök içerisinde L bölü G oluyor. Peki yaylı sarkaçlanma periyodunu tam ekle ezberlemiştik. Bunu nasıl ezberleyeceğiz? Bunu da arkadaşlar T, L, G yani Tolga. Bunu da Tolga formülü diye aklımızda tutacağız arkadaşlar. Bir bütün formüller şöyle bir derlemiş toplamış olursak eğer nasıl olacak? Şöyle bir şey arkadaşlar. Denge noktası x eşittir 0. Hızı bakın hızımız omega çarpı r ve anlık hızımız arkadaşlar bakın şu bizim anlık hızımız bu da. Anlık hız. O da omega çarpı kök içinde r kare eksi x kare herhangi bir andaki hızı. Peki ivmesi omega kare çarpı x. Eğer maksimum uzunluğa ulaşmışsa ivmesi eğer maksimum uzunluktaysa omega kare çarpı r de yazabiliyoruz. Genlikler arkadaşlar maksimum bakın uzunluğa eşit. Uzanım eşit. Maksimum uzanım neyi veriyordu arkadaşlar? Maksimum uzanım x demekti. O da r olan genliği veriyordu. Hızı demiş olduğundan minimumdur. Hızımız arkadaşlar 0 olursa minimumdur demiş. Yani hızımızın 0 olması. Hızımız nerede 0 olur acaba? Bunları arkadaşlar görmüştük. Peki ivmesine gelelim. İvmesi omega kare çarpı x ya da omega kare çarpı r olarak zaten burada da belirtmiştim. Bu arkadaşlar basit harmonik harekette kullanılan başlıca formüllerimizin özeti bu şekil. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.